Arkadaşlar merhaba. Bugün 10 Eylül Perşembe ABD Kentucky Downs yarışlarında altılı gayan yorumlarıyla karşınızdayım. İlk koşu 3 ve yukarı yaşlı dişlere mahsus 1600 metre çim pistte şartlı satış koşusu. Koşuda gördüğünüz gibi 1 ve 10 numara ekürü olmak üzere toplam 10 isim start alıyor. Burada ilk önereceğim isim Christoph Clement antrenmanındaki Rosario ile start alacak olan Sorrentino Limon. Koşu performansına bakalım. Sorrentino Limon 178 gün sonra, aradan sonra start alıyor. Hazır olduğunu düşünüyorum. Lemon Drop Kit yavrusu. Aynı jokey ile son iki koşusundan birini kazanmış. Son koşusunda Black Type koşuda ikinci olmuş. Geçen sene 7 Aralık'ta 1700 metre çim pistte. Sorrentino Lemon'dan sonra 9 numaralı Joy of Treasure var. Jose Ortiz ile start alacak olan bir isim. Daha sonra 6 numaralı Summer in Saratoga, Corey Lenari ile start alacak olan bir isim. O da bu sene 3 kez start almış. 13 Şubat ve 19 Haziran'daki 1700 ve 1600 metre çim pistteki koşularını kazanmış. Yalnız 13 Şubat'taki koşusunda diskalifiye olmuş ve 9.luğa atılmış, herhalde bir faul yaptı. Bir önceki koşusun 19 Haziran'da bir boydan biraz fazla bir farkla üst grup bir koşuyu aynı jokeyle kazanmış Summer in Saratoga. Bu üç isim buraya yeterli gibi gözüküyor, ancak 10 numaralı High Road'la ekiri olan 1 numaralı Wildlife'ı da eğer bütçeniz müsaitse kuponlarınıza eklemenizde fayda var diye düşünüyorum. Koşunun yurt dışı ganyan sıralaması şu şekilde. Arkadaşlar tablodaki atlar normal koşu start sıralamasına göre, yanıltmasın size. Önerdiğim isimler 4 numaralı Sorrentino Lemon 2.88, 9 numaralı Joy of Treasure 11, 6 numaralı Summer in Saratoga 5.5 ve ekürler 1 numaralı 10 numaralı ekür olan Wildlife 12. Diğer oranları görmeniz için yavaş aşağı doğru indireyim. İlgilenen arkadaşlar olabilir diye göstermiş olalım. Geldik günün ikinci ayağına. Altılı Ganyan'ın ikinci ayağına. 3 ve yukarı yaşlı İngilizlere mahsus 1600 metre çim pistte bir koşu. Şartlı koşu. Burada da 1 ve 14 gördüğünüz gibi eküri. Arkadaşlar birbirlerine denk isimler yer alıyor. 10 numaralı Mantra ilk yer vermek istediğim isim. Koşu performansına bakalım. 10 numaralı Mantra koşunun ikramiyesine de bakalım. Şartlı bir koşu, 95 bin lira toplam ödüllü bir koşu. 10 numaralı Mantra ilk yer verdiğim isim. Corey Laneri ile start alacak olan bir isim. Son startında bir boy farkla ikinci olmuş. 9 Ağustos'ta 1700 metre çim pistte. Daha sonra 4 numaralı Chocolate Bar geliyor. Jose Ortiz ile start alacak olan bir isim. O da son startını da maiden koşuyor. İki boydan biraz fazla bir farkla kazanmış bu hipodromda 1600 metre çim pistte 16 Ağustos'ta 1.34.81 derecesiyle. Yine aynı jokey ile start alacak. 6 numaralı Lake Nakuru var. Rafael Bejanaro ile start alacak olan bir isim. O da Mantra'dan ikinci olduğu koşuda üçüncü olan bir isim. Animal Kingdom yavrusu. 6 numaralı Lake Nakuru. Daha sonra 7 numaralı Picasso geliyor. Ricardo Santana Jr. ile start alacak olan bir isim. Önceki koşularında üst düzey koşularda ikinciliği ve üçüncülüğü olan bir isim. Son startı 1600 metre çim pistte bu hipodromda 16 Ağustos'ta. Biraz fazla isim yazıyoruz. Atlar birbirine denk çok öne çıkan bir isim yok diye. Urad Ortiz Junior ile start alacak olan Justin DeNico Time var. Son iki startında ikinci olmuş. 1600 metre çim pistte Gulfstream Park'ta 4 Temmuz ve 7 Ağustos'ta. Son olarak da burada 11 numaralı Afigiano da var. Javier Castellano ile start alacak olan bir isim. Son startında yarım boy farklı ikinci olmuş Gulfstream Park'ta 1600 metre çim pistte. Bu koşunun yurt dışı bahis oranlarına bakalım.
Tekrar söyleyeyim, sıralama normal sıralama, bahise göre sıralama değil. Önerdiğim isimler 10 numaralı Mantra 5 lira, 4 numaralı Chocolate Bar 6,5, 6 numaralı Legna Kuru 9,5, 7 numaralı Picasso 7, 9 numaralı Just in the Nick of Time 6 ve 11 numaralı Afigiano 9 lira Ganyan'la sıralamadaki yerini alıyor. Bunu yavaşça geçeyim. Belki diğer isimlerin erken bahis oranlarına bakmak isteyen arkadaşlar olur diye. Bunu kapatalım. Geldik günün üçüncü ayağına. Altılı Ganyan üçüncü ayağında arkadaşlar. Üç ve yukarı yaşlı dişi İngilizlere mahsus 1600 metre çim pistte bir şartlı koşu. Gene oldukça kalabalık bir koşu ve çok öne çıkan bir isim yok. Atlar birbirine yakın isimler. İlk yer vermek istediğim isim Joao Rosario ile start alacak olan Confessing 10 numaralı. Confessing Steve Amusman antrenisindeki bir isim. 875 bin dolara alınmış kaliteli bir isim. Scott dediği yavrusu. Üst grup, nispeten üst grup koşularda start almış, son startlarında 81 bin dolar toplam ikramiyeli bir şartlı koşuda 5.liği var. Geçen sene 12 Eylül'de de 1600 metre çim pistteki koşusunu 5 boy farkla kazanmış bir isim. Daha sonra 11 numaralı Davis Chan var. Son 6 startında tabelada yer bulmuş. 2 tane ikinciliği, 2 tane de 4 tane de dördüncülüğü olan bir isim. 8 numaralı Osaka Girl Junior Leparux'la start alacak olan bir isim. Son 2 startında, daha doğrusu son 4 startında 3 ikincilik bir de maiden koşu kazanmışlığı var. Son 2 startı nispeten üst gruplarda ve uzun mesafe çim pistte. Bir sonraki isim Chris Landeros'la start alacak olan Street of Dreams 7 numaralı. Daha sonra 12 numaralı Quate Bridge John Velasquez ile start alacak olan bir isim. Bu sene ilk kez start alacak. Kuponlarınızda yer vermenizde faydası olduğunu düşünüyorum. Eğer koşudan çıkan at olursa start alacak olan 13 numaralı Sansamers'da böyle bir durum gerçekleşirse kuponlarınızda yer vermeniz gereken bir isim. Bu koşunun yurt dışı bahis oranlarına bakalım. Önerdiğim isimler sırasıyla 10 numaralı Confessing 4, 11 numaralı Davis Charm 4, 8 numaralı Osaka Girl 7, 7 numaralı Street of Dreams 8 ve 12 numaralı Chota Bridge 8. Koşudan çıkan at olursa start alacak olan Sansamers'da 4,5 lira Ganyan'la yurt dışı bahislerindeki oranlarıyla yer almakta. Bunu aşağıya doğru yavaşça indireyim ilgilenen arkadaşlar olabilir diye. Evet. Geldik günün dördüncü ayağına bir maiden koşu. Üç ve yukarı İngilizlere, dişi İngilizlere mahsus 1300 metre çim pistte bir maiden koşu. Koşuda gördüğünüz gibi 12 isim start alıyor. Burada arkadaşlar ilk öne çıkan isim 5 numaralı Sequin. Tyler Gaffalone ile start alacak olan bir isim. 5 numaralı Sequin'in koşu performansına bakalım. Son iki startında 1100 metre her ikisi de 1100 metre çim pisti olmak üzere bir tanesi bu sene, diğeri geçen sene ikinci ve üçüncülüğü var. Son startını gene aynı jokey ile start almış. Üst grup sayılabilecek koşular. Bir tane de grup bir koşuda beşinciliği var geçen sene. Sequin'den sonra 7 numaralı Ships Creek var. Corey Laneri ile start alacak bir isim. Son startında baş farkıyla ikinci olmuş 43 bin dolarlık bir maiden koşuda 1100 metre çim pistte. 2 numaralı American Goddess var. Irad Ortiz Jr. ile start alacak olan bir isim. Son 3 startını tabelada tamamlamayı başarmış bir isim. Son olarak da 4. ayakta 6 numaralı Red Hot Babe var. İlk kez start alıyor. Florent Geroux'la eğer bütçeniz müsaitse eklemenizi öneririm. 6 numaralı ilk kez start alacak olan Red Hot Baby. Bu koşunun yurt dışı bahis oranlarına bakalım.
Ekranda gördüğünüz gibi ilk önerdiğim isim 5 numaralı Sequin 5 Dragon yanına 7 numaralı Chips Creek 375, 2 numaralı American Goddess 4.5 ve 6 numaralı Red Hot Babe 9 Dragon yanına sıralamadaki yerlerini almışlar. Yavaşça indireyim aşağıya doğru ilgilenen arkadaşlar diğer atları da görebilsin diye. Geldik günün 5. ayağına. 3 yaşlı İngilizlere mahsus, dişi İngilizlere mahsus 2100 metre çim pistte bir açık koşu. Koşuda 4 ve 6 ekür olmak üzere ekürü, bir de 7 ve 8 ekür olmak üzere toplam 15 isim start alacak. Arkadaşlar burada Stunning Sky var. Irad Ortiz Junior ile start alacak olan bir isim. Bence koşuyu kazanır gibi geliyor ve size tek olarak öneriyorum. Kafanızı karıştırmamak adına da 9 numaralı rakibi Harvey Lil Goyle olur diyorum. Ancak Stunning Sky'ı tek tutuyorum. Sebebine gelince Rod Ortiz Jr. ile start alıyor. Michael Maker antrenörsündeki bir isim. Koşu performansı oldukça başarılı. 19 Temmuz'da Saratoga'da 1800 metre çim pistte baş farkıyla ikinci oluyor. Yine aynı jokeyle grup 2 koşuda koşuyu kazanan safkanın derecesi 1.49.44. Son startında da gene bu hipodromda 1900 metre çim pistte 16 Ağustos'ta Black Type koşuda 500 bin dolar toplam ikramiyeli oldukça üst düzey bir Black Type koşuda da aynı jokeyle yarım boy farkla ikinci olan bir isim son iki koşusunda ikinci olmuş. Bu koşuyu hedeflemiş olabilir diye düşünüyorum ve size tek olarak öneriyorum Stunning Sky'ı. Şimdi yurt dışı bahis oranlarına geçmeden önce Stunning Sky'ın 19 Temmuz'daki baş farkıyla ikinci olduğu grup 2 koşuyu izleyelim. Koşuyu kazanan safkanın derecesi 1.49.44 1900 metre çim pistte bir koşu. Altı numaralı Sarı Kep Le Jockey ile start alan safkan şu an üçüncülükte izlediğimiz isim. Sarı Kep'te sarı siyah formalı jokey ile start alan isim 6 numaralı Stunning Sky. Biraz ileri alayım koşu biraz uzun. Koşuyu ortalarda takip ediyor. Son ataklarıyla biraz öne gelecek. Ancak koşuyu kazanmaya yetmeyecek atakları. İç kulvarda izlediğiniz sarı kepli ile start alan Safkan Stunning Sky. Diğer gruptan ayrılıyorlar fakat dışındaki isme geçiliyor. Ve ikinci oluyor. Bu koşunun yurt dışı bahis oranları 5 numaralı Stunning Sky 4 lira ganyanı var. Eğer bütçeniz müsaitse Harvey's Dil Goyle var 9 numaralı ama ben 5 numaralı Stunning Sky'ı tek tutuyorum. Bu koşuda diğer isimlerin erken bahis oranlarını görmeniz için de aşağıya doğru indiriyorum. Geldik günün son ayağına. O da bir 3 yaşlı İngilizlere mahsus 2100 metre çim pistte bir açık koşu. Dueling Grand Derby Listed koşuda 16 isim start alacak gözüküyor. Burada da arkadaşlar 3 isim önereceğim size. 6 numaralı Peace Achieved ilk sırada olmak üzere. Koşu performansına bakalım. 6 numaralı Peace Achieved Declaration of War yavrusu Mark Casey antrenörsündeki bir isim. Florent Geroux'la start alacak olan bir isim. Bu sene bir kez start almış 12 Ağustos'ta bir listed koşuda. Onda da dördüncü olmuş. Ondan önce bir grup bir koşuda start almış. Yalnız trafiğe takılmış yani araya sıkışmış. Bir önceki koşusunda grup 3 koşuyu kazanmış. Bir önceki koşusunda da Black Type koşuyu ve bir önceki koşuda da Maiden koşuyu kazanmış bir isim.
6 boy, 2 boy gibi farklarla grup 3 koşuda da geçen sene 6 Ekim'de boyun farkıyla koşuyu kazanmış. 1.43.06 derecesiyle son 6 startının tamamı arkadaşlar, daha doğrusu kariyerinin 6 startının son 5 startı 1600 ve 1700 metre çim pistte koşular. 6 numaralı Peace Achieve'in kazandığı grup 3 koşuyu, evet, kazandığı grup 3 koşuyu izleyeceğiz biraz sonra. Burada bir sona yer vermek istediğim isim 11 numaralı Bama Breeze, Julien Laparoux'la start alacak olan bir isim. Bugüne kadar kariyerinde oldukça üst düzey koşularda start almış. İlk startını 95 bin dolarlık toplam ikramiyeli maiden koşuyu kazanmış. Diğerlerinde 20 Haziran'da 1800 metre çim pistte Churchill Downs hipodromundaki koşuda, Black Type koşuda ikinci olmuş bir isim. Koşuyu kazanan safkanın derecesi 1.47.99. Burada bir de son olarak arkadaşlar 8 numaralı Natural Power var. Ricardo Santana Junior'la start alacak olan bir isim. Black Type koşuda ikinci olan Bama Breeze'in arkasından dördüncü olmuş. Aynı koşuda son startında da bir Black Type koşuda üçüncülüğü olan bir isim. Altılı Ganyan'ın son ayağında yer vermek istediğim son isim. Erken bahis oranlarına geçmeden 6 numaralı Peace Achieve'in kazandığı grup 3 koşuyu izleyelim. So good, and gear jockey from the inside, they come forward in the opening strides, field pass, and Peace Achieve. 10 numaralı formayla jok start alan isim grup 3 koşuda start alıyor. 1700 metre çim pistte Keeneland hipodromunda 10 numaralı mor beyaz gibi gözüken jokeyle start alan isim. Vakit kaybı olmasın diye koşuyu biraz ileri alıyorum. 6 numarayla çekişmeli halde gidiyor. Son düzlükteki ataklarıyla koşuyu kazanacak. On numaralı Peace Achieve koşuyu 1.43.06 derecesiyle kazanıyor. Grup 3 koşu. Son koşunun 6. ayağın yurt dışı bahis oranları şu şekilde. 6 numaralı Peace Achieve 7 lira Ganyan'la. 11 numaralı Bama Breeze 3.75 ve 8 numaralı Natural Power 8.5 Ganyan'la sıralamadaki yerini almış. Diğer isimlere de bakabilmeniz açısından yavaşça geçeyim bu erken bahis oranlarını. Yurt dışı Ganyan oranlarını daha doğrusu. Burada şunu da söyleyeyim arkadaşlar. 13 numaralı Moon Over Miami var. Javier Castro'dan öyle start alacak olan bir isim. Koşudan çıkan at olursa start alacak olan bir isim. Eğer böyle bir durum gerçekleşirse hangi at isimlerin çıkacağını bilmediğim için bunu da kuponlarınıza eklemenizde fayda var diye düşünüyorum. 13 numaralı Moon Over Miami'ye. Geldik erken bahis düzeltiyorum. Altılı Ganyan şablonuna. Altılı Ganyan tahmini şu şekilde arkadaşlar. Birinci ayak 4-9. Eğer bütçeniz müsaitse 6 ve 10 numarayla ilgili olan 1 numaralı safkanı önerdim. İkinci ayakta biraz karışık dengeli atlar var. 6 isim önerdik burada. Üçüncü ayakta 4 isim yeterli. Bütçeniz müsaitse 12'yi de ekleyin. 13 koştan çıkan at olursa start alacak olan bir isim. Dördüncü ayak 5-7-2-6. Beşinci ayak 5 numaralı Stanik Sky'ı tek önermiştim. 6. ve son ayakta da 6 numara, 11 numara ve 8 numara eğer koşudan çıkan at olursa koşma şansı bulacak olan 13 numaralı safkanı önermiştim. Altılı Ganyan tahmini bu şekilde. Eğer yorumları beğeniyorsanız, kanala abone değilseniz abone olursanız sevinirim. Her zaman söylediğim gibi bütçenizi aşan kuponlar yapmayın. Kendi çalışmalarınızı da ekleyin. Benim tekimi beğenmeyebilirsiniz. Kendi tekinizi kullanın. Tabii ki öyle yapacaksınız. Yani ukalalık olarak görmeyin bunu. Sadece kendi tahminlerimi paylaşıyorum.
Hepinize mutlu perşembeler, bol şanslı günler diliyorum.